Merhaba arkadaşlar Öğren Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi, çeyizlik, harika bir yelek modeli anlatacağım. Baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım. Hiç tereddüt etmeyin benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Hem modelimiz kolay arkadaşlar hem de bir haftada bitirebileceğiniz en fazla bir haftada bitirebileceğiniz harika tam çeyize yakışır bir model. En çok örülen en çok böyle satılan tığ işi modellerden bir tanesi yelek modellerinden bir tanesi arkadaşlar ip olarak angora ip kullanacağım 3 yumak ip gidiyor arkadaşlar benimle aynı boyutta yapmak isterseniz 3 yumak gidiyor ben 42 44 bedene uyar yelek yapacağım siz daha büyük yapmak isterseniz yorum kısmına ya da daha küçük yapmak isterseniz yorum kısmına yazın size sayı verebilirim arkadaşlar ama eliniz sıkıysa daha geniş örmeye çalışın tığ olarak ise şöyle üst kısmı örmek için 3 numara 2.20 milimetrelik tığ kullanacağım. Üst kısmı deseni yaparken elimizi geniş tutacağız. Ama başlarken trabzan yapacağız. Yatık trabzan yapacağız. Ee, onu da 6 numara 1.4 milimetrelik numarası önemli değil arkadaşlar. 1.4 milimetrelik tığla öreceğiz. Ya da elinizi sıkı tutun. E, yoksa üst kısmı kasıyor arkadaşlar. Deseni yaparken kasıyor. Sorun olur. Ee, sorunun çıkmasını istemem. Evet hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım bir de ve anlatayım arkadaşlar. Modelimi önleri 5 desen yapacağım. Buradan Urfalı takipçim Fatma Hanım da sevgilerimi selamlarımı yolluyorum. O istemişti özellikle. Önleri 5 desen yapacağız. Arkayı 10 desen yapacağız arkadaşlar. O şekilde ayarlayacağız inşallah. Santim olarak da videonun sonunda size ne kadar kaç santim olduğunu söyleyeceğim. Önler 30 santim. Şimdiden söylüyorum ama Önler genişliği 30 santim olacak benimki. Tabi elinizin dediğim gibi sıkılığı genişliği önemli arkadaşlar. Her el farklıdır. O yüzden ben 30 santim arkaya da 55 santim olarak ayarlamaya çalışacağım inşallah. Evet hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 12 ya da 13 tane zincir çekelim arkadaşlar. Böyle ilk başlangıç zincirimizi çok sıkı çekmeyelim. 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 ince uçlu tığımızı kullanıyoruz mutlaka ya da elimizi bayağı bir sıkı tutuyoruz arkadaşlar kalın uçlu tığ kullanıyorsanız evet kaç saydım unuttum 3 6 9 10 11 12 13 tane zincir çektim tığıma doladım geriye doğru 1 2 3 4. zincire batıyorum bir dolayıp iki defa da çektim trabzan yapıyorum tığıma doladım sıradaki zincire trabzan sıradaki Zincire trab sıkı dediysen de çok sıkı da yapmayın Arkadaşlar şöyle e, bazıları taş gibi yapıyor öyle de olmasın Evet baştaki zincirle birlikte alt bant kısmını 10 trabzan yapacağım şöyle kaç oldu 3 6 7 8 9 10. yaparken şöyle ipimi katlıyorum bu şekilde örüyorum 3 zincir çevirdim ilk trabzana değil ikinci trabzana trabzan yapıyorum koltuk kısmında bir tane desen eksilteceğiz yaka oyuncusu olarak da iki desen yapacağız ilk önce sol önü öreceğiz arkadaşlar sonra sağ önü öreceğiz o şekilde ve en sonunda arkayı öreceğiz birleştireceğiz ve etrafını gideceğiz. Evet her birine bir batarak sıranın sonuna geldim. Son olarak zincirime batmayı unutmuyorum. 3 zincir çevirdim. tığıma doladım. İlk trabzan değil ikinci trabzana trabzan yapıyorum. Ve her birine bir batarak devam ediyorum. Evet alt band kısmını bu şekilde yapacağız. Sadece bu kısmı sıkı öreceğiz arkadaşlar. Modelimizi yani desenimizi yaparken elimizi geniş tutacağız ki güzel olsun. Evet. 3 zincir çektim. Çevirdim. İlk trabzana değil ikinciye batıyorum. Ve her birine bir batarak devam ediyorum. Bu şekilde git gel yapacağız benimle aynı boyutta yapanlar 41 sıra olana kadar örelim arkadaşlar 41 sıra olana kadar örelim şöyle son olarak de batayım 3 zincir 41 sıra ördükten sonrasını göstereceğim Evet gördüğünüz gibi 41 sıra olana kadar ördüm tamamdır şimdi tığımı şöyle 2.20 metrelik mm tığım aldım arkadaşlar 3 zincir çektim tığıma doladım bu iki trabzan arasındaki boşluğa trabzan yapıyorum Evet bu zincir biraz fazla gelmiş şöyle iyice sıkı çekelim 1 2 3 İki trabzan arasındaki boşluğa trabzan kenar bandını yapıyoruz aynı yere bir trabzan daha yapıyorum tığıma doladım. Buradaki trabzanı battım. Yuvaya trabzan. Tığıma doladım. Buradaki zincir ve trabzan arasındaki boşluğa iki trabzan yapacağım. Bir. iki. Bu trabzanın tepesine bir trabzan. Burada iki trabzan arasındaki boşluğa bir. iki trabzan. Trabzanı battığım yuvaya giriyorum bir trabzan yapıyorum Evet 3 trabzanın üzerine ördük kenar bandı Burası oldu şöyle 3 6 9 10 trabzan olduğu şimdi 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincir çektim Bak bu yatık trabzanların var gördüğünüz gibi karşımda bir trabzan sırası atıyorum ikinciye iki trabzan arasındaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 zincir. Bir sıra atlıyorum ikinciye. Başına dolamadan batıyorum. Yuvalar hazırlıyoruz. 5 zincir. Bir trabzan sırası atlıyorum ikinciye. iki trabzan arasındaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. 5 zincir bir sıra atlıyorum ikinciye iki trabzan arasındaki boşluğa başına dolamadan batıyorum 5 zincir bir sıra atladım ikinciye bu şekilde batıyorum 5 zincir bir sıra atladım ikinciye batıyorum Evet son şöyle şuraya kadar gelelim arkadaşlar en son buraya batacağız buradan kenar yapacağız orayı göstereceğim Evet. Şöyle göstereyim. Bakın buraya kadar geldim. 5 zincir çektim. Bir tane attım. ikinciye battım. Sık yaptım. Bakın 2 sıram kaldı. Burada 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığıma doladım. Bu sırayı atlıyorum. Buradaki trabzanın tepesine bakın. Bu şekilde. Koltuk alt kısmında da 4 tane trabzan yapacağım. Buraya 1 yaptım. 2 trabzan arasındaki boşluğa 1, 2 trabzan Tığıma doladım. Bu zincire batarak bir tırabzan. Evet 4 tane oldu gördüğünüz gibi. 3 zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. Kaç tane oldu yanlış olmasın arkadaşlar. 3 6 9 12 15 18 19 tane tepeciğimiz olmuş. Bu yanlardakileri hepsini saydım. 3 zincir çektim çevirdim. Modelimizin ön yüzü burası arkadaşlar. Evet tığma doladığım Sıradaki tırabzanın tepesine tırabzan. Sıradakine trabzan. Elimizi geniş tutacağız. Bundan sonra elimizi geniş tutacağız arkadaşlar yoksa e, toplar. Üst kısım böyle çek, e, çeker arkadaşlar. O yüzden alt kısmı sıkı yaptık. Üst kısmı da geniş yapacağız. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Burada bu ilk zincir yuvama başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektiğim yedi tane trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Sıradaki yuvaya, zincir yuvasına alttan girerek sık iğne yapıyorum. Bir desenim burada oluşacak. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Eliniz sıkıysa 5 zincir çekin arkadaşlar kasmasın. Sıradaki tepeciye başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradakine başına dolamadan batıyorum. Evet. iki desen arasında iki tepecik olacak. 2 tepeciğimiz oldu. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 7 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 4 zincir Sıradaki, e, sıradakine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir dediğim gibi eliniz sıkıysa 5 zincir çekin sıradaki ovaya başına dolamadan batıyorum iki tepecik oldu şimdi desen yapacağım tığıma doladım hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya 7 tane trabzan 1 2 3 4 5 6 ve 7 sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradakine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bakın iki tepecik oldu. Desen yapacağım. Tığımı doladım. Sıradakine 7 tane trabzan. 2 3 4 5 6 7 Evet sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Kaç tane yaptık? Bakın dördünü yapmışız. Bir tane kaldı. Onu da tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Evet son desenimi yaptım. Yani 7 trabzanımı ördüm. Buradaki tepeceye başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Buradaki trabzanın tepesine trabzan. Ve her birine bir trabzan yaparak sırayı tamamlıyoruz. Buradaki trabzanları sıkı yapmamıza gerek yok desen boyutunda olacak. O yüzden sıkı yapmayalım. Evet son zincirimin tepesine de trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çevirdim. Modelimiz toplamda 4 sıradan oluşuyor. Sadece bu ilk sırada, bu ikinci sırada buraya battık arkadaşlar. Farklı yaptık çünkü alt kısmı daha geniş olurdu. Ben iki trabzan sırası eksik yaptım. Sonra anlatacağım size evet, yeri gelince. Evet, her birine bir trabzan yaparak kenar trabzanlarımı tamamlıyorum. burada iki zincir çekiyorum. Bir, iki zincir tığıma doladım. Karşımda yedi trabzanım var. İlk trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Bir zincir sıradakine trabzan. Bir zincir sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Yine yedi tane trabzan olacak. Bir zincir bir trabzan şeklinde her birine bir batıyoruz. Bir zincir, Son trabzanın tepesine de trabzanımı yaptım. Burada şöyle bakın burada iki zincir çektik ama burada hiç zincir çekmeden sıradaki tepece başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum. 2 3 4. Yine elimi geniş tutuyorum. Sıradaki tepeceye başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım hiç zincir çekmeden. Karşında 7 trabzanım var. İlkinin tepe tepesine trabzan yapıyorum. Bir zincir sıradakine trabzan 1 zincir sıradakine trabzan 1 zincir bir trabzan bu şekilde 7'ye tamamlıyorum Evet 3 6 7 tane oldu hiç zincir çekmeden sıradaki tepeciğe başına dolamadan batıyorum 4 zincir çekiyorum sıradaki tepeciğe başına dolamadan batıyorum. Desenler arasında bir tepecik oluyor. Bakın. Sığıma doladım. Sıradaki ilk trabzanın tepesine trabzan. Bir zincir bir trabzan şeklinde yine ilerliyorum. Evet bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim artık bilirsiniz. Evet sıranın sonuna geldim. Bir zincir bir trabzan yaptım. 7'ye tamamladım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Kenardaki 4 tırabzanım var. Onların her birine bir batıyorum. 2 3 Zincirin tepesinde de 4. tırabzanımı yaptım. 3 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Tığımı doladım. İlk trabzan atıyorum İkinciye trabzan yapıyorum. Sıradakine trabzan. Sıradakine trabzan. 4 trabzan yaptıktan sonra bir zincir desenin son sırası. Tığımı doladım. Bu iki trabzan arasındaki zincir boşluğuna girip ilmek alıyorum. Doluyorum bir Girdim ilmek aldım doladım 2. Tutuyorum. Girdim ilmek aldım doladım 3. Girdim ilmek aldım doladım. Bir ilmek kalana kadar ilmeklerin içinden geçtim. İki ilmeğim kaldı doladım. O iki ilmeğin içinden geçiyorum. İki defa da çektiğim fıstık yaptım. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki iki trabzan arasındaki boşluğa giriyorum. Aynı işlemi yapacağım. Girdim ilmek aldım. Doladım. Bir. Girdim ilmek aldım. Doladım. İki. Girdim ilmek aldım. Doladım. Üç. Girdim ilmek aldım. Doladım. Dört. Ve dördüncüyü de şöyle iki ilmek alana kadar yani bir ilmek kalana kadar çekiyorum. Doladım. iki ilmeği içinden geçiyorum. İki defa da çektiğimiz fıstık yapıyoruz. Bir zincir doladım. Sıradaki iki trabzan arasındaki boşluğa yine fıstık yapıyorum. İki, üç, dört sarıyorum. İki defa da çekiyorum. Bir zincir. Eliniz sıkıysa iki zincir çekebilirsiniz. Kasmasın arkadaşlar ona dikkat edin bir zincir sıradaki iki trabzan arasına fıstık yapıyorum 2 3 4 sarıyorum iki defa da çekiyorum bir zincir tığma doladım sıradaki iki trabzan arasına dört defa sardığım fıstık yapıyorum iki, iki defa da çekiyorum bir zincir bir fıstık kapatıyorum Evet altı tane olacak arkadaşlar bakın burada hep iki trabzan arasına batacağız. Burada bir trabzan bir de burada zincirimiz var. Ona batmıyoruz. Altıya tamamladık gördüğünüz gibi. Üç zincir çekiyorum. Buradaki tepeceye tek kalan tepeceye başına dolamadan batıyorum. Şöyle başına dolamadan battım. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım sıradaki deseni yapacağım. Bakın iki trabzan arasına batıyoruz. Buraya batmıyoruz. İki trabzan arasındaki boşluğa bir zincir çektiğimiz boşluğa altı tane olacak. Ona dikkat edin. Dört sardığım fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir. Sıradaki iki tırabzan arasına fıstık yapıyorum. 2 3 4 sarıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir sıradaki iki trabzan arasındaki boşluğa kapatıyorum. Bu şekilde altıya tamamlıyoruz. Kapat. Bir zincir. Son iki trabzan arasına da altıncı fıstığımı yapıyorum ve kapatıyorum altıncı yaptıktan sonra bir iki üç zincir çektim tek kalan tepeciğe başına dolamadan batıyorum üç zincir sıradaki desene iki trabzan arasındaki boşluğa girerek fıstık yapıyorum Evet aralarda bir zincir bu şekilde sıranın sonuna buraya kadar gelelim Evet beşinci desenin üzerindeki fıstıkları da yaptım. Son fıstığı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Kenar trabzanın tepesine geçiyorum. Trabzan yapıyorum. Evet her birine bir trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Sonra bir üst sıraya geçelim. Buraya kadar gelelim. Evet gördüğünüz gibi bir desenimizi tamamladık. Şimdi ikinci desenimizin yuvasını yapmaya geldi sıra. Şu kenar trabzanını tamamladım. Çevirdim. 4 zincir çekiyorum. Hep bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. 2 3 4 zincir çektim. 2 fıstık arasındaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Geniş tutuyorum elimi. Sıradaki iki fıstık arasındaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. bir yuva atlıyorum. 2.'ye bakın. Burayı atlıyorum bir sonrakine başına dolamadan batıyorum. Buraya trabzan yapacağız. Yani bir sonraki desen buraya olacak. 4 zincir 2 3 4. Sıradaki 2 fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum 2 3 4. Eliniz sıkıysa burada 5 çekin. Karşıya 2 fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. 5 zincir 1 2 3 4 5 bir yuva atlıyorum ikinciye başına dolamadan batıyorum 4 zincir sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum 4 zincir 1 2 3 4 şöyle göstereyim bakın bu şekilde ilerliyor karşıya iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Dört zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. Beş zincir. İki, üç, dört, beş. Bir yuva atlıyorum. İkinciye batıyorum. Dört zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. Dört zincir. Karşıya iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Dört zincir sıradaki yuvaya 5 zincir bir yuva atlıyorum ikinci 4 zincir sıradaki yuvaya 4 zincir 2 3 4 karşıda iki fıstık arasına batıyorum 4 zincir sıradaki yuvaya batıyorum 5 zincir 2 3 4 5 bir yuva atlıyorum ikinciye batıyorum 4 zincir sıradaki yuvaya batıyorum 4 zincir kenar trabzanlarımı yapıyorum 3 son zincirin tepesine de trabzan yapmayı unutmuyorum 3 zincir çevirdim yuvamızı yaptık desenin birinci sırasında hep bu şekilde yapacaksınız İkinci sırasında da şöyle ilk trabzanı atıyorum ikinciye batıyorum sıradakine trabzan sıradakine trabzan İkinci sırasında da bu sırada yaptığımız gibi yapacaksınız 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 buraya batmıyoruz buraya kesinlikle batmıyoruz İlk tepecere bakın buradaki tepeceye batıyoruz buraya batmıyoruz buraya, batmıyoruz. buraya batıyoruz Burada ikinci sırada batmıştık ama dediğim gibi ben iki sıra eksik yaptım. Trabzanları alt kısım geniş durmasın üst kısım kasmasın diye. O yüzden öyle yaptım. Evet. Buraya değil buraya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 7 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradakine batıyorum. 2 desen arasında bakın. 2 tepecik olacaktı bu sırada. 2. sırada. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya 7 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Sıradaki tepeciğe başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradakine batıyorum. 4 zincir. Sıradaki tepeciğe batıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 7 tane trabzan. Evet bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle sıranın sonuna kadar gelelim. Evet sıranın sonuna geldiğim bakın en son 7 trabzanımı yaptığım sıradaki tepeceye başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum 2 3 4. Buraya batmamıştık başlarken hatırlarsanız o yüzden buraya batmıyorum. Kesinlikle batmıyoruz artık bundan sonra. Tığımı doladım. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet kenar trabzanlarımızı yapalım. Sırayı tamamlayalım. Bir üst sıraya geçelim. Yine kenar trabzanlarımızı yapalım. Modelin üçüncü sırasını göstereceğim. Evet kenar trabzanlarımı tamamladım. Desenin üçüncü sırası. İki zincir çekiyorum. Burada trabzan sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. İki zincir tığıma doladım. Hemen bakın buradaki ilk trabzanın tepesine trabzan. Bir zincir sıradakine trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan şeklinde yine yediye tamamlıyoruz Evet altı bir zincir 7 trabzanımı yaptım 7 trabzanı yaptıktan sonra sıradaki tepeceye başına dolamadan batıyorum 4 zincir çekiyorum sıradaki tepeceye başına dolamadan batıyorum tığıma doladım Karşıdaki ilk trabzanın tepesine trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan şeklinde ilerliyorum. 7'ye tamamladım. Hiç zincir çekmeden sıradaki tepeciye başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradakine başına dolamadan batıyorum tığıma doladım sıradaki ilk trabzanın tepesinde trabzan yine 7'ye tamamlıyoruz arada bir zincir Evet bu şekilde ilerliyor sıranın sonuna kadar gelelim Evet sıranın sonuna geldim bir zincir bir trabzan şeklinde trabzanlarımı 7'ye tamamladım 2 zincir çekiyorum tığıma doladım trabzanın tepesine trabzan sıradakine tırabzan 2 oldu 3 zincirin tepesine tırabzan 4 3 zincir çekiyorum çeviriyorum tığıma doladım sıradakine tırabzan sıradakine tırabzan 4. tırabzanımı da yaptım. Evet. Desenin 4. sırası son sırasındayız. 1 zincir tığıma doladım fıstık yapacağız. Iki trabzan arasındaki boşluğa fıstık yapıyorum 4 sarıyorum iki defa da kapatıyorum bir zincir sıradakine fıstık yapıyorum kapatıyorum bir zincir 6 tane fıstık yapacağız bir zincir sıradakine fıstık yapıyorum bir zincir. Evet. Beşinci fıstığımı yaptım. Bir zincir. Altıncı yapıyorum. Altıncı yaptıktan sonra üç zincir çekiyorum. İki, üç zincir. Sıradaki tepeciğe başına dolamadan batıyorum. Üç zincir. Tığıma doladım. Sıradaki iki trabzan arasındaki yuvaya Fıstık yapıyorum. Mutlaka 6 tane olacak arkadaşlar. Karıştırmayın. İki tırabzan arasına batınca sorun olmayacak. Evet, bunu da hızlıca göstereyim. Evet. Altıncı trabzan, e, fıstığımı yapıyorum. Altıncı fıstığımı yaptım. Kapattım. Üç zincir çekiyorum. Sıradaki tepeciye başına dolamadan batıyorum. Üç zincir. Sırada iki trabzan arasındaki yuvaya yine fıstık yapıyorum. Evet. Bu şekilde ilerliyor dördüncü sıramız. Böyle. Sıranın sonuna gelelim. Evet. Son desenimde fıstıklarını yaptım. En son bir zincir çekiyorum. Tığıma doladığım kenar tırabzanlarımı yapıyorum. Evet. İkinci desenimiz de bitti arkadaşlar. Ben e, üçüncü desenin yuvalarını göstereceğim birazdan. Sırayı tamamlayalım. Bir üst sıraya geçelim. Yine kenar trabzanlarımızı yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet ikinci desenimizi tamamladık. Kenar trabzanlarımızı yaptık. Üçüncü desenin yuvalarını yapacağız. Artık geriye dönüp bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada ilk desenin sonrasındaki bakın fıstıktan sonraki yaptığımız sıraya bakabilirsiniz. Ne yapmışız? Dört zincir çekip iki fıstık arasına başına dolamadan batmışız. Dört zincir. iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. Dört zincir. Sıradakine batıyorum. 5 zincir 2 3 4 5. Eliniz sıkıysa 5 5 zincir çekin arkadaşlar. kasmasın Bir yuva atıyorum ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 zincir sıradaki yuvaya batıyorum. 4 zincir karşı iki fıstık arasına batıyorum. 4 zincir sıradaki yuvaya. 5 zincir. Bir yuva atıyorum ikinciye 4 zincir sıradaki oya 4 zincir karşıda iki fıstık arasına Evet birinci sırası bu şekilde devam ediyor ikinci sırasında ikinci burada ikinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacaksınız üçüncü sırada burada yaptığımızı dördüncü sırada da fıstığımızı yapacaksınız bu şekilde devam edelim arkadaşlar kime yapıyorsanız koltuk altı kısmına kadar yapalım koltuk ve yaka kesimini göstereceğim. Ben 14 sıra öreceğim arkadaşlar. Bu desenler 14 tane olana kadar öreceğim. Siz de bakarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi üzerinize, elinizin sıkılığına, genişliğine bakarsınız. Tamamlayalım, sonrasını göstereceğim. Evet, tamamladım arkadaşlar. Ben 14 desen olana kadar ördüm. Yeter diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? İlk önce koltuk kesimini yapacağız. Sonra yaka oyuntusuna başlayacağız. Evet. 14. desenim bitti gördüğünüz gibi şimdi çeviriyorum arka yüzde örgüme devam ediyorum örgümüze devam edelim arkadaşlar ee, koltuk kısmı bu taraf olacak bu dört trabzanlı olan kısım olacak o yüzden şöyle son bir desen kalana kadar örelim son bir desenin üstünü göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 desenin üzerine ördüm. 5. desende yani son desenin üzerindeyim. Üzerine geldim. Şöyle geçiş için 4 zincir çektim. Tığıma doladım. Tığıma doladım. Buradaki fıstığın tepesine trabzan yapacağım. Bir desen eksilteceğiz arkadaşlar. Buradaki fıstığın tepesine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyor. Bu şekilde. Tığıma doladım. Bu Zincir yuvası yani iki fıstık arasına iki trabzan. Bir, iki. Fıstığın tepesine bu sefer batmıyorum. İki fıstık arasına batıyorum, iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Tığıma doladım. Sıradaki iki fıstık arasına batıyorum. Bir, iki trabzan. Her iki fıstık arasına iki trabzan yaparak ilerliyorum. Başlarken ilkinin tepesine battık. Sıradaki 2 fıstık arasına 2 tırabzan. 1 2 Sıradaki 2 fıstık arasına 2 tırabzan. 1 2 Bakın burada tırabzan ve fıstık arasındaki yuvaya da 2 tırabzan yapıyorum. 1 2 Tığıma doladım. Kenarda 4 tırabzanım var. Her birine bir batıyorum. 2 3 zincirin tepesine de dördüncü trabzanı yaptım 3 zincir çeviriyorum Evet beraber sayın kaç trabzanımız olmuş zincirle birlikte zincirde yok da bu sırada <laughs> kusuruma bakmayın Evet 3 6 9 12 15 17 tane 17 tane trabzanımız olmuş 3 zincirle çevirdik ilk trabzanın değil ikinci trabzanın üzerine batıyoruz. Ve her birine bir batıyoruz. 3 sıra bu şekilde trabzan yapacağız. Ondan sonra eksiltmeyi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Koltuk oyuntusunu. Şöyle her birine bir batarak devam ediyorum. Evet son trabzanın tepesine de trabzan yaptım bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Buradaki ilk tepeci başına dolamadan batıyorum. Evet buralarda yaptığımız gibi yapıyoruz artık. Bakın burada kenarda yaptığımız trabzandan sonraki sırada yaptığımız gibi geçişi aynı şekilde yapıyoruz 4 zincir çektim ilk tepeciğe şuna batmadım buradaki tepeceye battım ve sıradaki yuvama 7 tane trabzan yoluma devam ediyorum 2 3 4 5 6 ve 7. Sıradaki oya başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. 4 zincir. Sıradakine batıyorum. Dediğim gibi yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. E, yaka oyuntusunu sonra yapacağız zaten. Sırayı tamamlayalım. Sonra bir üst sıraya geçelim. Bir üst sıraya geçelim arkadaşlar buraya kadar. Şöyle buraya kadar gelelim bu desenin dördüncü desenin üzerine kadar gelelim burayı tekrar göstereceğim Evet gördüğünüz gibi 1 2 3 4 desenin üzerine ördüm bu trabzanlı kısma geldim Koltuk altı kısmında şöyle en son iki zincir çektim İlk trabzanın tepesine trabzan yapıyorum ve her birine bir batarak sırayı tamamlayalım Evet, gördüğünüz gibi 1 2 3 sıra örmüş olduk. Şimdi çeviriyorum. Yeterli ee, şöyle bu burada 1 2 3 4 5 6. 6 tane e, yan bant yapacağım arkadaşlar. Koltuk kısmında bu kadarı da kesmiş olacağız. Şöyle 3 6 9 11 tane de kesmiş olacağız. Şimdi ne yapalım? Şöyle buraya kadar e, ilmeğimi ilerletmem lazım. Şöyle hemen ilk trabzana batıyorum. İlmeği aldım ilmeği içinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle ilerleyeceğim. Batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim. Batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim. İpimi kesmek istemiyorum. Bu şekilde de yapabiliriz. Farklı da yapabiliriz arkadaşlar. Böyle. Evet şöyle. kaç tane altı tane kalana kadar 3 Evet altıncının üzerine geldim sondan 3 6 trabzan üzerindeyim 3 zincir çekiyorum Evet koltuk için bu kadar yeterli arkadaşlar daha büyük yapsanız bile bence yeterli çünkü diğer tarafta olacak Evet sıradaki trabzanın tepesine trabzan her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet bu şekilde 3 6 tane trabzan yaptık. Şöyle bir zincir çekiyorum. Fıstık sırasındayız arkadaşlar. Desenin son sırası. Bir zincirden sonra iki trabzan arasına fıstık yapıyorum. Kapatıyorum bir zincir. Sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Evet bir zincir. Bu şekilde sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Sırayı tamamladıktan sonra bir üst sırada burada yaka oyuntusunu yapacağız. Evet sırayı tamamlayalım bir üst sıraya geçelim. Bu trabzan kenar trabzanlarımızı örelim kolaylık olsun. Ee, buradaki eksiltmeyi göstereceğim. Evet ön yüzden sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi çevirdim. Bir üst sıraya geçtim. Trabzanlarımı kenar trabzanlarımı yaptım. Burada 4 zincir çekiyorduk. Şimdi 3 zincir çekelim arkadaşlar. 2 3 zincir çektim. İlk 2 fıstık arasına başına dolmadan batıyorum. 1 2 3 4 zincir. Sıradaki 2 fıstık arasına başına dolmadan batıyorum. Burada 5 zincir çekiyorduk. 4 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4. Bir yuva atladım, ikinciye batıyorum. Evet burada sadece zincirin sayısında burada bir tane eksiltme yaptık. Burada bir tane eksiltme yaptık. Buradaki yuvaya bir sonraki sırada yarım desen yapacağız. Evet yoluma devam ediyorum. 2 3 4 zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum başına dolamadan. 1 2 3 4 zincir. Karşıya geçiyorum. 4 zincir. Sıradaki yuva. Desenimize devam ediyoruz arkadaşlar. Desenimize devam edelim sıranın sonunda bakın burada 6 tane trabzan olacak 6 trabzan yapalım dönelim bir üst sıraya geçelim ve yine yolumuza devam edelim ta ki bir desen kalana kadar yani buraya kadar örelim bir desen kalana kadar örelim sonrasını göstereceğim Evet ne yaptım şöyle göstereyim arkadaşlar ee, yuva sırasını tamamladım buraya geldim şöyle bakın 6 trabzanımı ördüm bir üst sıraya geçtim 3 zincirle döndüm yuvalarıma 7 trabzan yaparak ilerledim 3 yuvama 7 trabzan yaptım son yaka için son desenin önündeyim arkadaşlar şöyle en son 4 zincir çektim buraya başına dolamadan batıyorum pardon evet buraya batıyorduk 4 zincir sıradaki yuvaya batıyorum tığıma doladım buradaki yuvama sadece 4 tane trabzan yapacağım yarım desen olursun diye. 1 2 3 ve 4 Evet sadece 4 tane trabzan yapıyoruz. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Buradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Evet, her birine bir trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Bir üst sıraya geçelim. Yine kenar trabzanlarımızı yapalım. Buraya kadar gelelim ki burayı göstereceğim. Evet, bir üst sıraya geçtim. Tera, e, kenar tırabzanlarımı yaptım. Burada şöyle bir, iki zincir çekiyorum tığıma doladım. Dört trabzanım vardı. İlkine trabzan yapıyorum. Bir zincir, sıradakine trabzan. Bir zincir. Sıradakini trabzan, bir zincir, dördüncü tırabzanın tepesine de trabzan yaptım. Şöyle kenardaki tepece başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde. Dört zincir, sıradaki tepeceye başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, yoluma devam ediyorum. Artık diğer desenler aynı. Evet, bir zincir, bir trabzan şeklinde ilerliyorum. Evet bu kısmı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Yarım desen oluşsun diye bu şekilde yaptık. Ne yapalım? Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Buraya gelelim. Sonra bir üst sıraya geçelim. Yine bu desenin öncesine kadar buraya kadar gelelim. Evet gördüğünüz gibi bir üst sıraya geçtim. Fıstık sırasındayım. Son desenim yarım desenim kalana kadar ördüm. En son fıstıkları yaptıktan sonra 3 zincir çektim. Buraya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Burada 3 yuvam var. 2 trabzan arasına fıstık yapıyorum. Ve kapattım. 1 zincir sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 1 zincir sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. ve kapatıyorum. Evet 3 tane yaptık. Bir zincir tığımı doladım. Kenar trabzanlarına geçiyorum. Evet her birine çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Her birine bir trabzan yaparak sırayı tamamlayalım. Bir üst sıraya geçelim. Kenar trabzanlarımızı yapalım. Buranın üzerine göstereceğim. Evet bir üst sıraya geçtim. Yine kenar trabzanlarımı yaptım. 3 zincir çektim. 2 fıstık arasındaki yuvaya başına dolamadan batıyorum 4 zincir çekiyorum sıradaki iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum 1 2 3 4 zincir karşı iki fıstık arasına geçiyorum 4 zincir yoluma devam ediyorum sıradaki yuvaya 5 zincir bir yuva atlıyorum ikinciye 4 zincir sıradaki yuvaya batıyorum Evet artık bilirsiniz. Burada bu şekilde oldu bu sıramız. Sırayı tamamlayalım yine. Burası aynı olacak zaten. Sırayı tamamlayalım. Bir üst sıraya geçelim. Yine şöyle. Buraya kadar. Buranın öncesine kadar. Şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet. Bir üst sıraya geçtim. Yaka oyuntusu kısmına kadar geldim. Bakın. 3 desenimin trabzanlarını yaptım en son 4 zincir çektim şöyle buradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum 4 zincir buradaki yuvaya batıyorum 3 zincir çekiyorum tığıma doladım kenar trabzanlarına geçiyorum Evet her birine bir batarak sırayı tamamlayacağız şöyle göstereyim ne yaptık bakın 1 2 3 tane zincir yuvası oldu diyelim. Evet sırayı tamamlayalım trabzanlarla. Sonra bir sıraya geçelim. Yine kenar trabzanlarını yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet sırayı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. Yine kenar trabzanlarımı yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Buradaki bakın. Buraya değil. Buradaki ortadaki yuvaya başını dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradaki oya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Trabzanlarım var. Bir trabzan, bir zincir. Bir trabzan, bir zincir. Yoluma devam ediyorum. Evet, burayı bilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımda da bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi bir desenimizi tamamen yok etmeye çok az kaldı. Bir sıra kaldı sadece. Böyle. Evet yine sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. Bir sıraya geçelim. Bu son desenin üzerine. Yani buraya kadar gelelim. Burayı göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi bir sıraya geçtim. Fıstık sırasındayım. Şöyle son üçüncü desenin üzerinde fıstıklar ördüm. Fıstıklarımı ördüm. Son fıstığı yaptıktan sonra 3 zincir çektim. Buradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum tığıma doladım. Trabzanın tepesine trabzan. Kasıyorsa dört zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Evet her bir trabzanı bir trabzan yaparak devam ediyorum. Burada da sadece bu şekilde yaptık. Sırayı tamamlayan Bir üst sıraya geçelim. Yine kenar trabzanlarımızı yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, trabzanlarımı yaparak sırayı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. Bir desenimizi tamamen bitirdik arkadaşlar. Şimdi ikinci desenimizi eriteceğiz. Evet aynı tekniği kullanacağız aslında ama size göstermek istiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Buradaki iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyorduk 3 zincir çektik. Burada yaptığımız gibi. İki diğerini yaptığımız gibi. 1, 2, 3, 4 zincir sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum burada da 4 zincir çekiyorum 2 3 4 zincir bir yuva atlıyorum ikinciye batıyorum yarım desen yapacağım o yüzden 1 2 3 4 zincir sıradaki yuvaya 4 zincir karşı iki fıstık arasına 4 zincir Evet artık bilirsiniz Bakın bu şekilde oldu sıramız sırayı tamamlayalım bir üst sıraya geçelim yine bu son desen buraya kadar gelelim Evet sırayı tamamladım bir üst sıraya geçtim gördüğünüz gibi trabzanlarımı yaptım yuvalarıma yediler yedişer trabzanları yaptım iki desenin üzerine şimdi 4 zincir çektim buraya başına dolamadan batıyorum 4 zincir sıradaki yuvaya batıyorum tığıma doladım buradaki yuvama yarım desen yapacağız. Bakın son desenin üzerine 4 tane trabzan. 1, 2, 3, 4. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir tığıma doladım. Trabzanın tepesinde trabzan. Ve her birine bir batarak sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. Bir üst sıraya geçelim. Yine kenar trabzanlarımızı yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet sırayı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. Yine kenar trabzanlarımı yaptım. İki zincir çekiyorum. Tığımı doladım. İlk trabzanın tepesine trabzan. Bir zincir sıradakine trabzan. Bir zincir. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Bir zincir. Dördüncü trabzanımı yaptım. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzan tepesine trabzan. Bir zincir bir trabzan yaparak devam ediyorum. Evet. Bu sırada bu şekilde yaptık. Yaka oyuntumuzun görüntüsünü. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. Bir sıraya geçelim. Yine buraya kadar gelelim. Evet gördüğünüz gibi sırayı tamamladım. Bir sıraya geçtim. Fıstık sırasındayım. İki desenin üzerine ördüm. Şimdi son fıstığı yaptıktan sonra 3 zincir çektim. Bu aradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir tığıma doladım. Hemen iki trabzan arasındaki yuvaya fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. kapattım bir zincir sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum kapattım bir zincir kenar trabzanlarımı yapıyorum Evet bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz yarım desenim bitti arkadaşlar Evet sırayı tamamlayalım bir sıraya geçelim yine trabzanlarımızı yapalım sonrasını göstereceğim Evet sırayı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. Yine kenar trabzanlarımı yaptım. 3 zincir çektim en son. 2 fıstık arasındaki oya başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradaki oya batıyorum. 4 zincir. Karşı iki fıstık arasına batıyorum. 4 zincir. Sıradaki yuva. 5 zincir. bir yuva atıyorum. ikinciye batıyorum. 4 zincir. Evet bilirsiniz artık. Eksiltme kısmında bu şekilde yaptık. Yine sırayı tamamlayalım. bir sıraya geçelim. Yine iki desenin üzerine örelim. Burayı göstereceğim. Evet iki desenin üzerindeki trabzanlarımı yaptım. Şöyle son buraya ekledikten sonra şöyle geriye doğru bakıyorum arkadaşlar. Karıştırırsanız bakabilirsiniz. Ben izleyerek de yapabilirsiniz. Ne yapmışız? Evet bakın buradaki trabzanları yaptıktan sonra 4 zincir diğerine batmışım 4 zincir diğerine sonra zincirle kenara geçmişim o şekilde de artık geriye dönüp de bakabilirsiniz yapabilirsiniz 4 zincir sıradaki yuvaya batıyorum 4 zincir sıradaki yuva 1 2 3 zincir tığımı doladım kenar trabzanlarımı yapıyorum Evet. Bu şekilde oldu. Bakın 1 2 3 yuva var. Sırayı tamamlayalım. Bir sıraya geçelim. Yine kenar trabzanlarımızı yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, kenar trabzanlarımı yaptım. Bir sıraya geçtim gördüğünüz gibi. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Buradaki yuvaya değil, buradaki ortadaki yuvaya batıyorum. 4 zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. Tığıma doladım. Trabzanın tepesine trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Evet, yoluma devam ediyorum. Bu sırada da bu şekilde yaptık. Sırayı tamamlayalım yine. Bir üst sıraya geçelim. Buraya kadar gelelim. İki desenin üzerine örelim dediğim gibi buraya kadar gelelim Evet sırayı tamamladım bir süre geçtim fıstık sırasında iki desen üzerine ördüm en son son fıstığımı yaptıktan sonra 3 zincir buradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum 3 zincir tığıma doladım kenar trabzanlarıma geçiyorum Evet yaka oyuntusunu tamamladık. İki desen eksilttik arkadaşlar. Şöyle hızlıca trabzanlarım yapayım diyorum ama. 3 zincir çevirdim. Artık yoluma devam edeceğim. Evet son trabzanımı yaptım. Dediğim gibi artık yoluma devam edeceğim. Eksiltmemiz tamamlandı. 2 desen kalana kadar eksilttik. kolt kısmında 1 desen. Yakada da 2 desen eksilttik. Ne yapıyoruz? Burada 4 zincir çekiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. 2 fıstık arasındaki yuvaya başına dolmadan batıyor. 4 zincir sıradaki yuvaya 5 zincir bir yuva diyorum ikinciye dört zincir sıradaki yuvaya dört zincir karşı iki fıstık arasına dört zincir sıradaki yuva beş zincir bir yuva diyorum ikinciye dört zincir evet bakın bu şekilde olur Artık düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Eksiltme yapmayacağız arkadaşlar. Böyle omuz hizasına kadar örelim. Ee, siz bakarsınız ben de tamamlayıp döneceğim arkadaşlar. Ne kadar olmasını istiyorsanız. Boyunuzun ee, ölçüsüne göre, koltuk kısmı ölçüsüne göre arkadaşlar. Omuz hizasına kadar örün. Ben de örüp sonrasını size göstereceğim. Evet, benimki yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben tamamladım. Siz kıyafetinizi ölçebilirsiniz. Kendi üzerinizi ölçebilirsiniz. O şekilde omuz hizasına kadar örebilirsiniz. Şimdi ben ne kadar yaptım size onu anlatacağım. Kaç desen yaptım? Şöyle en son koltukta bu deseni kesmiştik arkadaşlar. Bundan sonrakileri sayacağım ki daha denk sayısız kesin olsun. Bundan sonrakileri sayıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 Bundan sonra 8 desen örmüşüm. Benimki yeterli diye düşünüyorum. Evet. Şöyle. Çevirdim. Bir sırada trabzan yapacağım arkadaşlar. Trabzan gideceğim. Ki dikerken kolaylık olsun. Evet en son çevirdim. 3 zincir çekmiştim. İlk trabzan değil ikinciye batıyorum. Her birine bir trabzan yaparak devam ediyorum. Evet. Trabzanlarımı tamamladım. Kenar trabzanlarımı. Buradaki yuvaya bir trabzan yaptım. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Bakın buraya. iki trabzan yapıyorum. Sıradaki iki fıstık arasındaki yuvaya iki trabzan. Sıradakine iki trabzan. sıradakine iki trabzan son sırayı da bu şekilde gideceğiz son iki fıstık arasına bir iki trabzan şöyle şuradaki yuvaya da bakın fıstığın tepesine batmadım bir iki trabzan şöyle tığıma doladım karşı bakın buraya geçiyorum iki trabzan yapıyorum sıradaki yuvaya iki trabzan her yuvaya iki trabzan yaparak ilerliyorum şöyle göstereyim bakın bu şekilde Evet her yuvaya iki trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım arkadaşlar bilirsiniz Evet her yuvaya iki trabzan yaparak devam ettim sonra da buradaki trabzanların tepesine trabzan yaptım Şöyle burada bir zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Evet. Sol ön parçamızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Bitirdik. Şimdi sağ öne başlayacağız. Ben dediğim gibi ördüm ama sizinle daha iyi anlatabilmek adına yine sizinle başlayacağım ve nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle Yine alt trabzanlarımı yapacağım. İnce uçlu tığ aldım elime. 13 tane zincir çekiyorum. Şöyle çok sıkı çekmeyelim ilk başlarken. tığımız ince ama 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4.ye trabzan yapıyorum. Sıradakine trabzan. Baştaki zincirle birlikte yine 10 tane trabzan olacak. Şöyle bir sayayım. Ondan sonra katlarım. 3, 6, 9. Evet 9 tane olmuş tığıma doladım onuncu yaparken şöyle katlıyorum ki saklansın 3 zincir çekiyorum çeviriyorum Evet elimizi biraz sıkı tutalım arkadaşlar 41 sıra olmuştuk öyle hatırlıyorum benimle aynı boyutta yapanlar yine bu şekilde git gel yapacağız 41 sıra olana kadar örelim. Dediğim gibi elimizi biraz sıkı tutalım. Evet tamamlayıp döneceğim. 41 sıra olana kadar ördüm gördüğünüz gibi. Diğer tığımı aldım. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. tığıma doladım. Buradaki iki trabzan arasındaki boşluğa bir trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum tığımı doladım. Burada trabzanı battığım yere trabzan yapıyorum. Evet, zincirle birlikte 4 tane oldu. 4 zincir çekiyorum. Bir trabzan sırası atladım. İkinci trabzan sırasındaki iki trabzan arasındaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 bir sıra atlıyorum ikinciye başına dolamadan batıyorum 5 zincir bir sıra atladım ikinciye başına dolamadan batıyorum 5 zincir bir sıra atladım ikinciye başına dolamadan batıyorum 5 zincir yine bir sıra atladım ikinciye başına dolamadan batıyorum bilirsiniz burayı 5 zincir bu şekilde şöyle 4 sıra kalana kadar şöyle şuraya kadar örelim. Evet yuva yaparak geldim. Şöyle 1, 2, 3, 4. Buradan soldan sayarsak 5. bakın buraya sık iğne yapmışım. 4 zincir çektim. Şöyle. Buradaki şöyle e, şuradan sayalım 1, 2, 3. trabzan sırasının tepesine. Bakın trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Kenar bandını yapacağız. Tığıma doladım. 2 tırabzan arasındaki boşluğa 2 tırabzan. 1 2 Burada tırabzanı battığım yere 1 tırabzan. Buradaki boşluğa 2 tırabzan. 1 2 Şöyle tepesine tırabzan tepesine 1 tırabzan iki trabzan arasındaki boşluğa iki trabzan bir iki trabzanı battığım zincire bir trabzan sayalım 3 6 9 10 tane oldu gördüğünüz gibi 3 zincir çekiyorum ve çevirdim hemen ikinci trabzanı trabzan her birine bir batarak devam ediyorum Evet her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet trabzanlarımı tamamladım. 4 zincir. Buradaki bu, buraya değil bu ilk tepe şey zincir yuvasına değil ikinciye başına dolan pardon. Ee, bir bakayım da özür dilerim. Evet unuttum kusuruma bakmayın. İlkinde bakın ilk sırada buraya batıyoruz. İlk tepeciye batıyoruz sık iğne yapıyoruz tığıma doladım sıradaki yuvaya 7 tane trabzan 2 3 4 5 6 ve 7 hemen sıradakine başına dolamadan batıyorum 4 zincir sıradaki tepeciye batıyorum sık iğne yapıyorum 4 zincir Sıradaki tepeciğe sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Tığımı doladım. Sıradaki yuvaya 7 trabzan desen olacak. 2 3 4 5 6 ve 7. Sıradaki tepeciğe başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyebilirsiniz zaten sıranın sonuna gelelim Evet sıranın sonuna yaklaştım şöyle son yuva desenime de 7 trabzanımı yapıyorum şöyle kaç oldu 3 6 7 tane olmuş sıradaki tepeciğe başına dolamadan batıyorum 4 zincir kenar trabzanlarımı yapıyorum 3 zincir çekiyorum çevirdim Evet gördüğünüz gibi desenlerim yine 5 tane oldu kenar trabzanlarımı yapıyorum 1, iki zincir çektim tığıma doladım İlk trabzan tepesinde trabzan artık bilirsiniz bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan Arkası burası oluyor arkadaşlar. Ön burası oluyor. Böyle devam edelim. Koltuk altına kadar gelelim arkadaşlar. Orayı göstereceğim. Evet sağ ön bedenimizi de arkadaşlar koltuk altı kısmına kadar ördüm. 14 desen oldu yine. Koltuk kesimi burada olacak. Ya koyuntusu burada olacak. Şöyle burada. 14. desenden sonra çevirdim. 3 zincir çekmişim en son. Evet sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Sıradakine tırabzan. trabzan. Evet. Zincirle birlikte 4 trabzan yaptım. Buradaki zincir yuvasına 2 trabzan kolt kesimini yapıyoruz yine önce. Sıradaki 2 fıstık arasına 2 trabzan. Sıradaki 2 fıstık arasındaki yuvaya 2 trabzan. Sıradakine iki trabzan. Sıradakine iki. Evet sıradaki son iki fıstık arasında iki trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Son olarak diğerinde yaptığımız gibi arkadaşlar. Buradaki fıstığın tepesine de bir trabzan yaptım. Dört zincir çekiyorum. Desenime devam edeceğim. Dört zincir Karşıdaki iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. 5 zincir. Bir yuva atıyorum. ikinciye batıyorum. 4 zincir. Sıradaki yuva. 4 zincir. Karşı iki fıstık arasına. Evet bilirsiniz arkadaşlar. Bu sol sağ tarafı Biraz daha kısa anlatacağım. daha e, Diğerini daha detaylı anlattım biliyorsunuz. Sırayı tamamlayalım. Bu şekilde. Sonra bir sıraya geçelim. E, desenlerimizi yaparak devam edelim. Şöyle buraya kadar gelelim arkadaşlar. Bu koltuk kısmına kadar gelelim. Orayı göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi bir sıraya geçtim. Yine desenlerimi yaptım. Dört desenimin üzerine ördüm. Şöyle koltuk kısmındayım. 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 tığıma doladım trabzanın tepesine trabzan ve her birine bir trabzan yaparak sırayı tamamlayalım arkadaşlar her birine bir batarak sırayı tamamlayalım bir üst sıraya geçelim yine trabzanlarımızı yaparak buraya kadar gelelim Evet sırayı tamamladım. Bir süre geçtim yine trabzanını yaptım. 3 sıra oldu gördüğünüz gibi. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Trabzanın ilk trabzanın tepesine trabzan. Yine bir trabzan bir zincir şeklinde desenimi yapıyorum. Evet. desen üzerine bilirsiniz zaten. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. Sonra bir üst sıraya geçelim. Fıstık sırası olacak. Fıstık sırasını yapalım. Buraya kadar gelelim. Buradan sonrasını göstereceğim. Evet bir üst sıraya geçtim. Fıstıklarımı yaptım arkadaşlar. Desenin üzerine ördüm. Şöyle koltuk kısmına geldim. Şöyle en son bir zincir çektim. Buradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Ne yapmıştık? Diğerinde 6 tane trabzan olarak ayarlamıştık kenar bandı olarak sıradakine trabzan 2 oldu 3 her birine bir batıyorum 4 5 ve 6 Evet 6 tane trabzan yaptım 3 zincir çekiyorum çevirdim çevirdim tığıma doladım ilk trabzan değil ikinciye batıyorum ve her birine bir batarak devam ediyorum 1 2 3 4 zincir. 2 fıstık arasına başına dolamadan batıyorum 4 zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. 5 zincir. 1 yuva atıyorum, ikinciye batıyorum. Yoluma devam ediyorum. Evet şöyle artık koltuk kesimini tamamladık. Yaka oyuntusuna başlayacağız. Şöyle son desenin üzerine kadar yani 5. desen şuradan sayarsak 4. desenin üzerine kadar gelelim. Burayı göstereceğim. Evet, yaka oyuntusu için son desenin öncesindeyim arkadaşlar. 4 zincir çektim. Şöyle buradaki iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. Burada artık yarım desen yapacağız o yüzden hazırlık olarak 4 zincir çekiyorum. 2 3 4. Bir yuva atıyorum, ikinciye batıyorum. 4 zincir sıradaki yuvaya batıyorum 3 zincir çekiyorum tığımı doladım kenar trabzanlarımı bat batarak trabzan yapıyorum Evet burada da 3 zincir çektim çok kasmasın diye Evet kenar trabzanlarımızı yapalım sırayı tamamlayacağız sonra bir üst sıraya geçelim yine kenar trabzanlarımızı yapalım burayı göstereceğim Evet kenar trabzanlarımı yaptım. Bir üst sıraya geçtim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buradaki tepece yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Trabzan yapacağım yuvaya. Yine 4 tane trabzan yapıyorum. Diğerinde yaptığımız gibi. Aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptım yarım desen için sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum 1 2 3 4 zincir sıradaki yuvaya batıyorum 4 zincir sıradakine batıyorum yoluma devam ediyorum yani Evet buradaki eksiltmeyi bu şekilde yaptık sırayı tamamlayalım bilirsiniz artık sırayı tamamlayalım bir üst sıraya geçelim bu ıı, Yaka oyuntusu kısmına yani buraya kadar gelelim yine göstereceğim Evet bir süre geçtim yine yaka oyuntusuna kadar geldim bakın bu desenin öncesindeyim En son Trabzanımı yaptım başına dolamadan battım 4 zincir çektim buraya Sıradaki oya başına dolamadan batıyorum Tığıma doladım Trabzan tepesine Trabzan Bir zincir sıradakine trabzan bir zincir sıradakine trabzan bir zincir dördüncü trabzanın tepesine trabzan Evet buradaki yuvaya Pardon çok özür dilerim iki zincir çekiyorum kenar olduğunu unutmuşum tüm doladım iki zincirden sonra trabzanın tepesine trabzan Evet iki zincir çektik kenar trabzanlarına geçtik arkadaşlar ee, kenar trabzanlarımızı tamamlayalım bir sıraya geçelim yine kenar trabzanlarımızı yapalım buranın üzerine göstereceğim Evet kenar trabzanlarımı yaptım bir sıraya geçtim gördüğünüz gibi bir zincir çekiyorum tığıma doladım iki trabzan arasına fıstığımı yapıyorum kapatıyorum bir zincir sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum kapatıyorum bir zincir sıradaki yuvaya fıstık kapattım 3 tane fıstığımı yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum buradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum 3 zincir karşı iki trabzan arasına fıstığımı yapıyorum kapatıyorum bir zincir Evet sırayı tamamlayalım arkadaşlar sonra bir üst sıraya geçelim yine buraya kadar gelelim Evet bir sıraya geçtim yine yaka için bu yarım desenin üzerine önüne kadar geldim en son bakın buraya battım 4 zincir çektim Karşıki pıstığın fıstığın tepesine batıyorum 4 zincir sıradaki yuvaya batıyorum 3 zincir çekiyorum tığıma doladım kenar trabzanlarımı yapıyorum Evet. Kenar trabzanlarımızı yaparak sırayı tamamlayalım. Yine bir sıraya geçtikten sonra kenar trabzanlarımızı yapalım. Burayı tekrar göstereceğim. Evet kenar trabzanlarımı yaptım. Bir üst sıraya geçmiş oldum. Şimdi 3 zincir çektim. Buradaki tepece başına dolanmadan batıyorum. Ortadakine battım. Gördüğünüz gibi. 4 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya batıyorum. 4 zincir sıradaki yuvaya batıyorum tığıma doladım buradaki ortadaki yuvaya yine 7 tane trabzanımı yapıyorum sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum 4 zincir yoluma devam ediyorum yani bu şekilde sıramızı tamamlayalım sonra bir üst sıraya geçelim bu desenin son desenin üzerine kadar gelelim burayı tekrar göstereceğim Evet bir üst sıraya geçtim yine eksiltme yaka oyuntusu kısmına kadar geldim sonra buradaki 7 trabzanımı yaptım gördüğünüz gibi sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum 7 zincir çekmeden battım 4 zincir sıradaki yuvaya batıyorum 3 zincir çekiyorum, tığıma doladım, kenar trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle bakın, bu şekilde yaptık. Ve her birine bir batarak sırayı tamamlayacağım. Evet, sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Sonra bir üst sıraya geçelim. Yine kenar trabzanlarımızı yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım, bir üst sıraya geçtim. 3 zincir çektim. Burada artık bir desenimizi tamamen bitirmiş olduk arkadaşlar. Şuraya karşıya buraya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Pardon 3 zincir çekiyorum hatta. 3 zincir çektim. Buradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir sıradakine fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Evet bakın. Tamamen bu desenimizi bitirdik. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Ben bu sırayı bitireyim. Bundan sonraki sırayı da göstereyim. Ondan sonra geriye dönüp bir deseni siz kendiniz yapabilirsiniz. Geriye ya videoyu geri alırsınız arkadaşlar. O şekilde yaparsınız. Ya da böyle geriye bakarak da yapabilirsiniz. Ben ama bu sıradan sonraki sırayı da göstermek istiyorum sırayı tamamlayalım bir sıraya geçelim yine buraya kadar gelelim şöyle son desenin öncesine kadar gelelim Evet bir süre geçtim iki desenin üzerine ördüm şimdi son desenin üzerine geçmek üzereyim dört zincir çektim buradaki iki fıstık arasına başına dolamadan batıyorum dört zincir çekiyorum sıradaki yuvaya batıyorum sık iğne yapıyorum Burada artık yarım desen oluşturacağız bundan sonra. O yüzden 4 zincir çekiyorum. Bir yuva atlıyorum. ikinciye batıyorum. 4 zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. Ve 1, 2, 3 zincir tığıma doladım. Kenar trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Ve her birine bir batarak sırayı tamamlıyorum. Evet artık geriye dönüp e, yapabilirsiniz arkadaşlar bir e, deseninde siz eritebilirsiniz, yok edebilirsiniz sırayla. Ya da videoyu geri alın arkadaşlar aynı şekilde yapacağız zaten. Ya da diğer ördüğümüz sol ön kısma bakarak da yapabilirsiniz. 3 zincir çevirdim. Burayı da göstereceğim o yüzden ilerliyorum. Her birine bir batarak devam ediyorum. Evet ne yapacağız? 3 zincir çekiyoruz. Buradaki tepeceye şuraya değil buradaki tepeceye başına dolamadan batıyorum. Yarım desen için tığıma doladım. Bu ortadaki yuvaya 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Yoluma devam ediyorum. 4 zincir. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada yaptığımız işlemin aynısını yaptık. Sonra şuradaki trabzan sırasında trabzanlarımızı yapacağız. 4 tane trabzan, 3 tane fıstık. Sonra buraya bakarsınız. Burası daha önemli. Burayı bilirsiniz arkadaşlar. Deseni bilirsiniz. Çünkü 3 4 trabzan, 3 fıstık olacak. Burası önemli. Orası da zaten kolay sayarsanız bilirsiniz bu şekilde. Bir desen daha eritin. 2 desen kalacak yine. Sonra diğer bunu ördüğümüz gibi aynı şekilde kaç sıra ördüyseniz aynı boyutta olana kadar örelim. Sonra bu son sırada trabzanlarımızı gidelim arkadaşlar bu şekilde. Burada yaptığımız gibi trabzanlarımızı yapalım. Sonra arkaya geçeceğiz. Evet sağ önde tamamladım. Sizden sonra bir desen daha eksiltme yaptım. Sonrasında bak 1, 2, 3, 4 sırada düz devam etmişim. Ve son olarak da trabzan gittim. Her yuvaya iki trabzan yaparak sırayı tamamladım. Burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Şöyle. Evet, arkaya başlayacağız. Aynı şekilde başlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir diğer tığmalayayım. Yine 13 tane zincir çekiyorum. 12 tane de çekebilirsiniz, sorun olmaz. Zaten bir zincir fazla geliyor ama şöyle. 13 tane zincir çekelim. Saymadım ama 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Aynı şekilde başlıyoruz. Geriye doğru dördüncüye trabzan. Ee, bu sefer 79 sıra benimle aynı boyutta yapanlar 10 desen için 79 sıra bu şekilde örelim arkadaşlar. 79 sıra örelim şöyle bir sırayı bitireyim bari 3 6 9 10 3 zincir çeviriyorum her birine bir batarak devam ediyorum Evet 79 sıra örelim benim aynı dediğim gibi boyutta yapanlar sonrasını göstereceğim Evet gördüğünüz gibi arkayı da ense kısmına kadar ördüm son olarak her yuvaya iki trabzan yaparak tamamladım şimdi düz tarafı bana bakıyor arkadaşlar Eklemeyi yapacağız şöyle ipimi de kesmedim arkadaşlar ki bu iplik kullanayım birleştirirken e, düz kısmı bana bakıyor şimdi e, diğer parçayı aldım sağ ön parçayı arkadaşlar Sağ önünde tersi bana bakacak şekilde. Evet, ters tarafları dışarı bakacak şekilde böyle üst üste getirdim. Şimdi tığ yardımıyla birleştireceğim arkadaşlar, böyle daha kolay olur diye düşünüyorum. Kaydırma tekniği yapacağım. Şöyle en son bir zincir çekmişim ama bir zincirimi de sökeyim. Şöyle. Evet ne yapacağım? Hem buradaki zincirin tepesine hem arkadaki trabzanın tepesine batıyorum. Dediğim gibi ters tarafları dışa bakacak şekilde yapalım ki ön tarafta çirkin görüntü olmasın. İki parçaya birden battım. İlmeği aldım. ilmi içinden geçirdim. Bu şekilde. Sıradaki trabzana batıyorum. Diğer trabzana batıyorum. Arkadaki ilmeği aldım. Öndeki ilmeğin içinden geçirdim. Şöyle bir bakın arkadaşlar düzgün duruyor mu? Evet düzgün duruyor. Tersinden dikiyor, birleştiriyoruz dediğim gibi. Yanlış olmasın. Sıradaki trabzana, arkadaki trabzana batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Sıradakine ve arkadakine zaten denk gelecek. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde iki parçaya batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Dikebilirsiniz. Sık iğne de yapabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Ben kaydırma tekniğini tercih ettim arkadaşlar şöyle dursun diye. Ön yüzden de bu şekilde duracak. Dikerseniz de aynı görüntü olur. Sorun olmaz arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Sıradaki trabzana batıyorum. Arkadakine batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde hem denk gelecek trabzanlarımız sayıları aynı hem de güzel olacak diye düşünüyorum evet bu şekilde evet ta ki buradaki kısma kadar şöyle bu son trabzanımız öndeki son trabzana kadar gelelim sonrasını göstereceğim evet şöyle bakın son iki trabzanım kaldı onları da göstermek istiyorum. Şöyle ipimi araya alıp saklayacağım. Şöyle batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir çektim. İpimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle saklamak adına şurada batıyorum ilmeğimi aldım bir zincir çekiyorum ki yukarıya çıkmasın. Sonra biraz içeriden saklayıp fazlasını keseceğim. Tamamdır. Evet, şimdi bu kısmı da şöyle aynı şekilde bu taraftan başlayacağız arkadaşlar. Diğer parçamı aldım. Yine tersi bana bakacak şekilde. Tersi bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirdim. Bu kısımdan başlayalım ki kolay olsun. Şöyle çevirdim bakın. Yine tersinden birleştireceğiz. Evet şöyle bir zincir çektim. Yine buradaki zincirin tepesine en uçtaki zincirin tepesine diğer parçanın da son trabzanın tepesine batıyorum ilmi aldım ilmi içinden geçirdim sıradaki trabzana arkadaki trabzanın tepesine batıyorum ilmi aldım ilmi içinden geçirdim Evet şöyle ipimi de saklamak istiyorum ama sıradakine batıyorum arkadakine batıyorum ilmeği aldım ilmeğin içinden geçirdim kaydırma tekniğiyle iki parçayı birden batıyoruz ilmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyoruz böyle bu şekilde Evet bu şekilde yapalım arkadaşlar şöyle yine diğerini yaptığımız gibi aynı hizaya gelene kadar ense kısmında da şöyle şu kadar mesafe kalıyor. Eğer ki daha büyük yaptıysanız bu ense kısmı genişse arkadaşlar. burada ense kısmı geniş gelmesin diye bunu ilk önce söylemem gerekiyor ama kusuruma bakmayın. burada bir trabzan atlayıp ikinciye batarsınız bu kısımda. Diğerini şöyle biraz ileriye alabilirsiniz. O şekilde ayarlayabilirsiniz ense kısmı genişse. Evet burayı tamamlayalım. Şu yan kısmı da göstereceğim. Evet burayı birleştirmeyi tamamladım arkadaşlar. Omuz kısımlarını birleştirdik. Görüntüsü şu şekilde oldu. Şimdi şöyle koltuk yan kısımlarını altı yan kısımlarını birleştireceğiz. Şöyle yine tersinden birleştireceğim arkadaşlar. iki parçayı tutuyorum. Tığ yardımıyla yapacağım yine. Şöyle bir zincir çektim. Şöyle alt kısımda trabzanlar var. Gördüğünüz gibi buradaki ilk zincirin tepesine batıyorum. İnce uçlu tığ kullanabilirsiniz zorlanıyorsanız. Şöyle bakın karşıdaki de zincire batıyorum. Trabzan ya da zincir tepesine. ilmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Yine kaydırma tekniğiyle sıradakine batıyorum. Arkadakine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim sıradakine ve arkadakine denk gelecek şekilde batıyorum ilmeği aldım bu şekilde ilerleyelim Evet, trabzanlarımız bitene kadar bu şekilde ilerliyorum. Trabzanların bitti. 3 tane sıkı zincir çekiyorum. Bakın trabzanlarım bitti. Buradaki yukarıya doğru dik trabzanlarım var karşımda. Buradaki trabzanın tepesine ya da zincir varsa zincirin tepesine. Arkadan da trabzanın tepesine. İkisine bir sık iğne yapıyorum bu sefer. Sıkıca 3 zincir. Buradaki trabzanın tepesine arkadan da Zincirin tepesine, yani aynı hizada gidiyoruz yine. İkisine bir, bir batarak sık iğne yapıyorum, elimi sıkı tutuyorum. 3 zincir. Şöyle bakın, buradaki trabzanın tepesine iki zincir de çekebilirsiniz. Ne kadar denk geliyorsa. Arkadaki trabzanın tepesine sık iğne. 3 zincir. Ön tarafta bakın, trabzanın tepesine arkadan da sıradaki zincirin tepesine ikisine bir batarak sık iğne. 3 zincir. Zincirin tepesi arkadan Trabzanın tepesine ikisine bir batarak sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Evet, hem öne hem arkaya. Aynı hizada gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız aynı hizada gidecek. Şöyle koltuk altına kadar gelelim. Sonra bu etrafını yapacağız ipimizi koparmayalım arkadaşlar. Evet şöyle koltuk altına kadar geldim. Son olarak şöyle bir trabzan sıram kaldı. Onları da sabitleyeceğim. Batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Evet şöyle bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Evet şöyle ön tarafını çevirelim arkadaşlar. Hazır ipimiz ilmeğimizi ilmeğimiz ipimizi koparmamışken böyle etrafını yapacağız kenar gideceğiz şöyle bakın ipimi kolun içinden geçirdim düz tarafını çevirdim modelimi evet ilmeğimi de genişletmiştim zaten iki zincir daha çekiyorum evet iki zincir daha çekmeyen yani üç zincir çekmiş oldum tığıma doladım Kenarlarını fıstık gideceğim arkadaşlar. Aynı yere batarak şöyle aynı yere batarak fıstık yapıyorum. Tığıma 4 defa sardım. Fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tırabzanlarımı sayıyorum. 1 2 3 4.'ye başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 zincir tığıma doladım. Aynı tırabzana bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 sardım. Yine iki defa da kapatıyorum. 1 2 3 4.'ye 4. Dördüncü tırabzanın tepesine başına dolmadan batıyorum. 3 zincir tığımı doladım. Aynı yere fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Şöyle 1 2 3 şöyle köşeye denk geliyor gördüğünüz gibi. Köşeye başına dolamadan batıyorum 3 zincir. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Hemen buraya fıstık. Kapatıyorum. Bakın bir trabzan sırası atlıyorum. İkincisinin tepesine başına dolamadan batıyorum. Üç zincir. Hemen buraya fıstık yapıyorum. İki defa da kapattım. İlk trabzan sırasının tepesine değil ikincisinin tepesine. Buraya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Evet şöyle aynı yere hemen fıstık yapıyorum. 4 sardım. 2 defa da kapatıyorum. Birinci trabzan sırasına değil ikinci sıraya tepesine başına dolamadan batıyorum 3 zincir. Evet bu şekilde etrafını yapıyoruz birinciye değil ikinci trabzan sırasına. başına dolamadan batıyorum 3 zincir bu şekilde etrafını gideceğiz ben diğer tarafı yaptım arkadaşlar şöyle göstereyim bakın böyle buradan başladım şöyle geldim burada bitirdim yine bu tarafta da dördüncü trabzan'a battım bu şekilde böyle yaparsınız arkadaşlar ee, orayı bitirin sonra burayı da aynı şekilde birleştirirken yukarıya geldim sonra ipimi dış modelin düz tarafına aldım o şekilde yaptım böyle tamamen etrafında yapacağız şöyle tamamen etrafına da şöyle köşeden başlarsınız arkadaşlar şöyle köşeden başlarsınız yine buradan köşeden başlarken dördüncü trabzanın tepesine buradan da dördüncü trabzanın tepesine buradan da yine burada olduğu gibi arkadaşlar bu kısımda olduğu gibi ikinci trabzan sırasına batarsınız şöyle şuradan şuraya kadar yani o kadar olur ense kısmı da dördüncü trabzana batarsınız ense kısmı biraz toparlasın diyorsanız beşinciye de batabilirsiniz elinizin sıkılığına genişliğine bakın arkadaşlar burayı bitirdikten sonra diğer koltuk altını birleştirelim koltuk kol etrafını yapalım sonra tamamen etrafını gidelim arkadaşlar ben de tamamlayıp döneceğim inşallah Evet gördüğünüz gibi etrafını tamamladım. Şöyle alt kısmında bu şekilde oldu. Bu şekilde tığladım. Muhteşem oldu arkadaşlar. Boyut olarak 42-44 bedene rahatlıkla olur tabi sizin elinizin sıkılığı genişliği önemli arkadaşlar. Ona göre bu kısımlar omuz genişliği de çok hoş oldu. 15 santim. E, ense kısmı genişliği 15 santim. Diğer omuz genişliği 15 santim oldu. Tabi esnek örgü esniyor. Esneme payı da var. Şöyle e, önlerimiz genişlik olarak arkadaşlar 30 santim oldu. Arkada e, 55 santim diye hatırlıyorum. Böyle 20 santim de şöyle şuradan itibaren yukarıya doğru. Böyle çok hoş çok güzel. Şimdi manken üzerinde de göstereceğim arkadaşlar. Size manken üzerine giydirip göstereceğim. Evet mankenimizi giydirdim arkadaşlar. Mankenimiz 38 beden olduğu için üzerine kıyafet giydirdim. Ondan sonra yeleği geçirdim. Gördüğünüz gibi yakası çok hoş çok güzel oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. İçime sindim. Her ayrıntısı şöyle boyutunda göstereyim bu şekilde Mankenimiz depremzede arkadaşlar o yüzden biraz sallanıyor olabilir. Kusuruma bakmayın. Kol evi de bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Arkası da böyle. Şöyle uzaktan göstereyim. İnşallah anlatımla memnun kaldınız arkadaşlar. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli. Yani hiç yorum yapmıyorsanız bir kalp bile bıraksanız yeterli arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.